Aslan Max TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Buğra. Bugün sizlerle birlikte nasıl video çekilmez konusu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Geçmişte benim yaptığım hatalar veya benim YouTube'da gördüğüm küçük arkadaşlarımızdan gördüğüm o hatalar hakkında konuşacağız. Aslında bunlara hata demek bence yanlış, amatörlükler diyebiliriz. Benim yaptığım amatörlükler eski videolarıma baktığım zaman ki şu anki videolarımda da olabiliyor. Bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ama ondan önce eğer Aslan Max TV'de daha çok benimle ilgili video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, Aslan Max TV'ye abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Geçmişte yaptığım benim en büyük hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Çok fazla derecede müzik koyuyordum ve o zamanlar telif olayını da çok bilmiyordum. Allah'tan telif falan muhabbetine girmeyelim, yemedik. Ama şunu fark ettim, hani başka bir arkadaşım da var. Ben de konuşuyorum ve arkaya bir de müzik ekliyorum. Ve müziğin ses dengesini ayarlamadığımız zaman ikimizin sesini de bastırabiliyor veya arkadaşımızın sesini bastırabiliyor. Bence bu yaptığımız en büyük amatörlüklerden bir tanesiydi ne yazık ki. O ses dengesini kurmak çok önemli. Ben bundan yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay önce bir sorun vardı ses kartımla ilgili mesela. O yüzden arkadaşlarımın sesleri çok sık geliyordu. Programlarla arttırmaya çalışıyordum. O bile beni çok rahatsız ediyordu. Mesela videoyu ben bile izlerken rahatsız oluyordum. Sese çok önem gösteriyoruz. Ve mesela video çekerken ortamda dış sesin olmamasına da aşırı derecede önem vermemiz gerekiyor. Çünkü izleyen insanlar da rahatsız olabiliyor. İşte mikrofonumuz kalitesizse çok fazla derecede dip ses dediğimiz olay oluyor. İnsanın kulağını böyle tırmalayan sesler veya işte dışarıdan gelen bir araba sesi olabiliyor veya başka bir ses içeride, işte annemiz mutfaktaysa mutfak sesi, televizyon sesi. Video çekerken bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Bunlar izleyen insanı rahatsız eden unsurlar olabiliyor arkadaşlar. İkinci olarak facecam hatası. Ben bunu geçmişte çok fazla derecede yapıyordum. Eski videolarımı açıp baktığım zaman aşırı derecede rahatsız oluyordum. O ama benim kullandığım kameradan dolayıydı arkadaşlar. Çözünürlüğü düşüktü. Ve boynumdan yukarıma alıyordu böyle green screen videolarında, böyle sadece kafam var gibi oluyordu. Mesela onları görünce ben rahatsız oluyordum arkadaşlar ve kalitesizdi, pikselleşiyordu. Tabi böyle YouTube'a başladığım zaman böyle mükemmel ekipmanımız olmuyor. İşte bakın hani kendimden örnek veriyorum. Ama şunu fark ettim, hani montajda daha güzel şeyler yapabilirdim. Hani keşke boynumdan yukarısı gözükmesin. Green screen'de ben kendime keşke o videolarda kare haline alsaydım, yuvarlak içine alsaydım. Ve eski videolarımda hele benden çok mesela arka planda yatak gözükebiliyordu, duvar gözükebiliyordu. Facecam oyunun yani mesela ekranın 3'te 1'ini kaplıyordu. Bunlara gerçekten önem gösterelim. İzleyen insanın gözünü yorabiliyor arkadaşlar. Onun yerine kendimize sadece kare içine alabiliriz, yuvarlak içine alabiliriz. Onu daha güzel bir şekilde getirebiliriz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum ve ekranda oynadığımız oyunun kullanılmayan bölgesine koymak da önemli. Ben eskiden mesela o hatayı yapıyordum. Chat bölümüne kendimi koyuyordum mesela. Ama yorumlara baktığım zaman izleyicilerim bundan rahatsız oluyormuş. Yani bu da önemli bir şey. Ve yorumlar demişken arkadaşlar video çekerken yorumlara önem göstermemiz gerekiyor. Çünkü izleyicimizin bizden istediği şeyi yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü onlar bizi izliyor. Onlar izlediği sürece de içerik üretebiliyoruz. Yorumlar gerçekten önemli. Yorumlara aldırmadan yok ben bunu seviyorum, bunu çekeceğim. Tabii hani insan sevdiğini çekmeli ama izleyenlerin de sevdiğini daha da çok önem vermeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu arada sırada yapmadığım zaman tepki alıyordum. İşte ama şimdi yapmayın mesela, özen gösteriyorum. Şimdi birisi yoruma yazacak, hala çok Minecraft çekmiyorsun diyebilirsiniz. Tabii oralarda başka dış etkenler de olabiliyor diyebilirim. Benim gördüğüm böyle gözlemlediğim şey var arkadaşlar. Böyle mesela Minecraft'ta Survival Games videolarını ben bir ara deli gibi izliyordum. Böyle kanal fark etmiyordu çünkü çok hoşuma gidiyordu. Mesela birisiyle kapışmaya girdiğiniz anda o YouTuber hani ondan önce bir konu hakkında konuşuyor ama sonra kapışmaya girdiği anda ses kesiliyor mesela. Bence de bu bir hatalardan bir tanesi. Çünkü orada sizi izleyen YouTuber sizi ne için izliyor? Hani konuşmanız için, muhabbetiniz için ama oyunda bir anda kendinize tabii kazanmak zorundasınız ama işte orada iki şeyi bir anda götürmek zorundasınız. Hem oyunu oynayıp kazanmak hem de muhabbetinize devam etmek. Öyle bir anda susunca karşınızdaki de sizden böyle sıkılabiliyor videoda. Önemli olan işte o videonun süresi 10 dakikaysa 10 dakika boyunca o insanı orada tutabiliyorsanız mükemmel bir şey. Ama bunun %50'sini bile tutmak gerçekten büyük bir başarı. Çünkü kendinizden düşünün, bir videoyu ne kadar tamamını izliyorsunuz? Yani böyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Video belki kısa olmuş olabilir. O yüzden ben size bir iki tane tavsiye vermek istiyorum. Belki de şu an Aslan Max YouTube Star yarışmasına katılan arkadaşlar için de tavsiye olsun arkadaşlar. Şimdi çektiğiniz videoyu oturun bir kendinizi ilk önce izleyin. Hani editi yaparken, montajı yaparken zaten izliyorsunuz. Videoyu YouTube'a yüklemeden önce bir izleyin. Bakın bakalım siz kendi videonuzdan sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Veya az önce söylediğim etkenlerden olan şeyler var mı? İşte dış faktördeki sesler olsun. İşte müzik koyduysanız müzik sizi bastırıyor mu gibisinden. Sonra kendinizi görüntünüze bir bakın. Düz müsünüz? Hani yani ortalayabilmiş misiniz? Güzel olmuş mu? Ama sonra videoyu yayınlamadan önce bir arkadaşınıza izletin. Abi gel ya bir izle de benim videomu. Sonra siz arkadaşınızı gözlemleyin, ona bir şey demeyin. Acaba videoda sıkılıyor mu? Videoyu izledikten sonra izlerken bir hal ve hareketlerine bakın. Hani sıkıldı mı? Sıkıldıysa nerede sıkıldı? Bunu ona sorun. Arkadaşınızdan da tavsiyeler alın. Hani işte buraya böyle yapmasaydın daha iyi olurdu. Yapabiliyorsanız birkaç arkadaşınıza sorun. Oradan ortak bir karar çıkartın. Bu gerçekten önemli olan şeylerden bir tanesi. Farz edin ki yorumların canlı hali karşınızda oluyor. Arkadaşlarınızdan tavsiye alıyorsunuz. Bence tavsiye almak gerçekten güzel olabiliyor o konuda. Ben mesela dışarıda bir izleyicimi görünce işte en çok neyi seviyorsun, hangi seri daha çok hoşuna gidiyor, işte AVM buluşmalarında da olsun dışarıda gördüğünüzde hep böyle sorarım. Hani çünkü bakarım ilgim neyse ona daha çok yüklenirim veya işte bunu çekme sevmiyorum çok deniliyorsa işte veya işte videoda bundan bahsetme çok bahsediyorsun deniyorsa ondan bahsetmemeye yapmamaya özen gösteririm arkadaşlar. Bunu sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve az önce galiba unuttum bu konuyu söylemeyi. Önceden hadi videoyu bitiriyorduk ama uzadı farkındaysanız. Intro kullan yani şöyle videonuzda hep aynı şeyi kullanmayın arkadaşlar. Mesela kanalınız var. Çok güzel bir intronuz var. Hoşunuza sizin çok gidiyor ama bu intro 15-20 saniye. Sizin için güzel olabilir ama izleyen için işte belli bir zamandan sonra o intro sıkıyor arkadaşlar. Çünkü ben de çok seviyordum kendi kullandığım introları. Uzun bir süre beni takip edenler bilir. Hep intro vardı videolarımın başında. Ama bir baktım ki meğersem insanlar bu introyu izlemiyormuş. %50'sinden çoğu mesela orayı direkt atlayıp geçiyormuş. Çünkü artık ezberledikleri şey oluyor. Hani ben burada size kalkıp hiç intro kullanmayın demiyorum. Kullanıyorsanız bunun süresini kısaltmaya çalışın. Mesela maksimum 5 dakikaya çıkartmayı. 5 saniye özür dilerim ne 5 dakikası. 5 saniyeye çıkartın arkadaşlar. Ki karşıdaki insanı sıkmayın veya introyu değiştirin sürekli. Sürekli dediğim her gün değil de işte her hafta değil de ayda bir kez introlarınızı değiştirin mesela. Çünkü karşıdaki insan her zaman yenilik arar. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aslan Max TV'ye abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de. Sizin videolardan rahatsız olduğunuz konular ne olabilir? Mesela bunları da yazabilirsin. İşte ben video izlerken şundan rahatsız oluyorum dediğiniz şeyler varsa yorum yazın. Aslan Max YouTube Star yarışmasına katılıp takımıma gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.